bir kayıt. Abicim kayıt da yani yürü bir yere kadar ya. Uzun yol, kamyona döndük ya. Kamyon kadar, belki bu kamyondan fazla yol yapıyoruz biz ya. İşi bilen ne yapıyor? İşi bilen adamın hali, işi bilmeyen adamın hali. Eskiden bakkallarda veresiye veren de peşin satan vardı. Biz veresiye veren gibi duruyoruz. Böyle da peşin satan şey gibi. Her bakkalda vardı eskiden, bilmiyorum şimdi var mı? Kolay gelsin. Nedir bu beylik? Lütfen istifini bozma. Ne olur? Lütfen. Sen yastığını kabart. Öyle ilgilenmemişler sen. İlgilenmiyorlar. Yastığını neyin kabartıyorsun? Buyur. Ayakta şal var. Evet. Üstte ceketini de giymiş. Evet. Üşümeyelim diye hırkamızı da koymuşuz. Evet. Sakal tıraşımızda sinek kaydı. Evet. Bıyıklar 1952-53 Ayhan Işık. Efendime söyleyeyim Sadri Alışık. Biraz Clark Gable karışımı. Hayırdır bu keyif? Tabii Allah keyfini bozmasın da. İyilik vallahi, ne yapak işte. Uşaklar çalışıyor, biz yok. Şimdiye kadar da biz çalıştık. Ben 63 yaşındayım. Maşallah. He, ne olacak? Neydi meslek? Kamyonla bir alakası mı? Evet, eskiden de ben kamyoncuydum. Uşaklara devrettik. Hani ömür biter yol bitmezdi. He. Bazı şanslı şoförler için yol biter, ömür bitmez. Oturur böyle neşene bakarsın. Darısı başına babacığım. O da tır şoförü ama hala çalışıyor. Evet. Önünde çayın. Evet. Sedir. Sedir. He. Gölgelik serinlik. Evet. Ateşim burada yanıyor. Ateş? Ayaklarını mı sıkıyorsun? Yaktık işte, daha dumanı tütüyor az bir şey, baksana. Ha, ayağın üşüdüğü zaman onu da... uzatıyorum ayağımı böyle. Isınıyorum burada, çayımı getiriyorum. İçiyorum. Kaç çocuk var? 6. 3 oğlan, 3 kız var. Oh, oğlanlar mı bakıyor şimdi sana? He, oğlanlar bakıyor. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin. Amin, amin. Sonumuzu böyle... Orada ne yapıyorlar ablalar? Bunlar da kadınlar böyle toplanırlar buraya. Bugün burada toplanırlar. Yarın orada, bir hafta orada. Efendim hiç yorurlar. Efendim mesela köfte yaparlar. Kömbe herkes tır yenen. Gelir geçer. He, bana getirirler. Benim keyfim böyle geçer. Yaz günü olsa daha güzel şu dostlarım vardı. İsmim Yemliha. Yemliha. Işık. Ha. Büyüyünce ne olmak istiyorsun diye bana şimdi sorsalar cevap basit. Ben büyüyünce Yemliha olmak istiyorum. İkisinde olur. Mağarada 7 uyuyanlardan biri olan Yemliha da olur. Bizim Yemliha dayı onlardan birinin mübarek ismini taşıyor. O da olur. Ben büyüyünce işte bu dayı olmak istiyorum. Çayım önümde, sedirin üzerinde. Orada hizmetimi yapacaklar. Acık hava soğuduğunda ayağımı ısıtacağım. Ateşi sen yakmıyorsun. Ateş yok, yakarlar, ben yakmıyorum ateşi. Hiç keyfimi bozmam ben. Yeter, ben 63 yaşındayım. Demek ki 20 yaşında evlendim. Kaç sene olur? Hanımın dırdırında yeterince çekmişin. Evet, yok. Keyfimiz onunla da iyiydi bizim. Bizim hiçbir sorunumuz olmadı elhamdülillah. Vefat mı etti? Yok, burada da yani daha hala. Bak, geçmiş zamanlı konuşuyorsun ya. Yani ismi ne annenin? İsmi Dudu. Dudu Hanım. Dudu Hanım. Buyurun. Gelsin buraya, gelsin buraya. Of, affedersin tabii, ben Dudu Hanım, Dudu Hanım. Tabii şehirli çağırma soruyor. Dudu Hanım gelsin, dayı çağırıyor. Efendim buyurunuz, Kral Bey'in yanına, Padişah Bey'in yanına, hünkârınızın yanına sizi bir alalım Dudu Hanım. Buyurunuz efendim. Yoksa müsaade etmiyor mu sedire çıkmanıza? Hünkârım, sultanım, Yemliha Sultan, müsaade ederseniz zevceniz sedirde yanınıza oturmak murad eyler. Müsaadeniz var mıdır? Amin, tabii der. Ruhsatınız olursa zevceniz yanınıza oturmak murad eder. Tabii, buyurunuz Dudu Hanım. O kadar saygılısın yani. Adamın yanına çıkıp oturmuyorsun. Helal olsun. Helal olsun. Tabii erkekler için ideal evliliği yapmış Yemli abi. Annem bu nasıl çekilir mi ya bu kahır? Çekiyor işte. Çekiyor diyor. Demek bir kahır durumu var. Tabii. Bir kere bu adam yola gitmiş. Senelerce sen bu adamın yolunu gözlemiş. Tabii. Koca yok başında. Annemden biliyorum. Ben bir şoför çocuğuyum. Ondan sonra hiçbir işe karışmadan oturuyor. Ben 63 yaşındayım diyor. Tabii. Hak reva mıdır bu ya? Hayır. Akraba değil. Akraba demiyorum. Hak reva mıdır bu? Hak mıdır? Öyle yapıyor işte. Ne yapayım? Ne zamandan beri böyle krallığını ilan etti Dudu Hanım? Beyiniz? Oh, sıcakmış da ateş. Valla. Adam işini biliyor. Siz kaç yıllık evlisiniz efendim? işte 38-40'a yakın. Neredeyse yarım asrı 10 sene içinde devireceksiniz. Tabii. Şoför müydü sizi tanıdığınızda? Şoför, yok hayır. Oduncuydu. Oduncuydu. Ha, odun çekerdi. Sonra şoför mü oldu? Sonradan oldu, şoför oldu. Yol beklediniz o kadar. Yol bekledik. Krallığını ne zamandır ilan etmiş vaziyette? Çocuklar büyüyüp de iş yerine alınca. Kaç senedir mesela? 20 sene oldu herhalde. 20 senedir böyle beylik mi yapıyor? Tabii. 20 senedir bu sedirde mi yaşıyor? Evet. 20 senedir hizmetini yapıyorsun sen. Evet. Bu ateşi siz mi yakarsınız? Ayağı üşümesin diye. Evet, biz yakarız çocuklar. Şöyle mi çağırır sizi? Oy anam oy. Oy anam oy tabii, oy anam oy. Sen kulak sürekli kirişte. Adam eskaza böyle yaptı duymadın. Mahalleye ayağa kaldırır herhalde. Kendi duymuyor zaten. Şimdi koskoca hünkâr sultan. Sen de Sağır mağar değil misin? Sağır sultan canım kendisi. Yani Sağır sultan duydu be. Duydu. En yani sonunda Sağır sultan da duydu. Zor mu? Neyi tercih edersiniz? Alsın kamyonunu yola mı gitsin? Bir böyle başınızı dinleyesiniz yoksa böyle seyrede. Artık yapamaz oldu. Hele gidici yola. Çocuklar yoksa gitse iyi olacak değil mi? Tabii. Abi. Tabii. Değil mi? Ne rahattınız böyle? Gidiyordu kamyonla. Günlerce yok. Siz rahatsınız. Tabii o zaman çocuklar ufadı. Ben çocuklarından çekiyordum. Ya dayı benim baba da bir 60'a geldi neredeyse. Hala devam. Sen 43 yaşında emekliye ayırmışsın kendini ya. Ne olacak öyle oluyor tabii ki. Olanlar sağ olsunlar mutluyuk yani. Sen mutlusun da abi biri de benim ayağımın ucundaki ateşi yaksa, çayımı önüme getirse, sedirde böyle şalvarla kaykılsa ben de mutlu olurum. Canım ne yapacak bundan sonra? Uşaklar besleyecek, yapacak. Bizim hizmetimizdir. Evladı ne diye isterler ki? Evladı ne diye isterler? İhtiyarlığında sana baksın diye isterler. Peki hanım da o keyiften biraz sebeplense? Onda çocuklar onda şey yapar. Onun bir ineği var, ineğe bakar. Başka bir işi yoktur. Sütümüzü, yoğurdumuzu, toğlamızı pişirir, çorbamızı pişirir. Onun görevi o. Sen hiç yardım etmiyor mu? Ben de odunla çalısına bazı yardım ederim. Bazen o da hani. Tabii bazen. Öyle ese canım sıkılmış hani evet. yat buram acık mayasıl olana kadar gideyim 2 tane çalı getireyim. Tabii. Yine de kendinizi fazla yormuyoruz. Yok yormuyor kalanı. Tabii canım belli tığ gibi zaten. Derler ki her başarılı adamın arkasında bir hanım vardır. Her rahat adamın arkasında da bir hanım vardır. Bu amca burada biraz rahat ama bunun eziyetini biraz siz çekiyorsunuz galiba. O kadar da değil ya. Ya değil de tabii canım ne eziyet olacak. Çay getir. Heh. Gelinler. Getir. Çorabımı çıkar. Ha. Çorabımı giydir. Evet. Şalvarım niye ütülenmemiş? Bunları hep biliyorsun da niye soruyorsun bana? Ne bileyim. Demek böyle. Ha bir de hesap soruyor şalvarım niye ütülenmedi diye. Tabii. Hanımlar ne yapıyorlar orada? Kısır yapıyor. Onların yanına git kalan hadi. Onlar akşam oldu. Güneş batmadan. He. Onların yanına git kalan. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.